Haberin merkezi Show Haber'den iyi akşamlar değerli izleyenler. Günün gelişmeleri için karşınızdayız. Cumhurbaşkanı Erdoğan son 50 yılın en yüksek artışını yaptık dedi. Asgari ücretteki %50'lik zammı bizzat müjdeledi. Merakla beklenen açıklama için Erdoğan Beştepe'de işçi ve işveren kesimiyle birlikte kamera karşısına geçti. Cumhurbaşkanı olarak ben de gerçekten çok mutluyum. 2022 yılında asgari ücretin en alt rakamı 4.250 lira olarak uygulanacaktır. Milyonların günlerdir en çok merak ettiği soru cevabını buldu. Asgari ücrete 1.428 lira zam yapıldı. Yeni yılda işçinin, emekçinin en düşük maaşı 4.253 lira oldu. Gelen açıklamalar asgari ücrette beklentiyi yükseltmişti. 2.825 lira olan asgari ücret yeni yılda 4.250 liraya yükseldi. Artış oranı %50 olarak gerçekleşti. Çalışanlarımızı fiyat artışları karşısında ezdirmeme kararlılığımızı ortaya koyduğumuza inanıyorum. Asgari ücret tespit komisyonu 4. toplantısını yaptıktan sonra taraflar Beştepe'ye gitti. Kamera karşısına da Cumhurbaşkanı Erdoğan'la birlikte geçtiler. Emekçileri tatmin edeceğini düşünüyorum. Bu sene daha zorlu, daha meşakkatliydi. Ümit ediyorum karar hepimiz için hayırlısı olur. Yeni asgari ücretin brütü 5.004 lira olurken işverene maliyeti 5.879 liraya yükseldi. Hem işçinin hem de işverenin asgari ücretten vergi yükünün kalkması ortak talebiydi. Cumhurbaşkanı Erdoğan da asgari ücretten damga ve gelir vergisinin kaldırıldığını duyurdu. Bu iki verginin kalkmasıyla işveren kesimini 450 liralık ilave bir yükten de kurtarmış oluyoruz. Erdoğan son 50 yılın en yüksek artışını yaptık derken asgari ücreti döviz üzerinden hesaplayanlara da tepki gösterdi. Çalışan, işveren bu noktadaki istismarından başka bir şey değildir. Siz Türk lirasının olduğu bu ülkede dolarla mı çalıştırıyordunuz bu insanları? Asgari ücretteki artışı bütçe görüşmelerinde de Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati duyurdu. Asgari ücretliyi enflasyona ezdirmeyeceğiz dedik. 19 yıldır ezdirmedik. Şimdi de ezdirmiyoruz. MHP lideri Devlet Bahçeli'den de destek açıklaması geldi. Erdoğan ve Çalışma Bakanı'na teşekkür eden Bahçeli, bu ücretin geldiği aşama yüreklere su serpmiştir paylaşımını yaptı. Açıklamalar bu şekildeydi ama peki 4.253 liraya çıkan asgari ücret işçileri memnun etti mi? Show Haber ekibi zam açıklanır açıklanmaz sokağa çıktı, vatandaşın nabzını tuttu. Sevindim efendim, sevinmez olur muyum? Sabahtan akşama kadar çalışıyoruz yani. Çalışan için az bir rakam. Enflasyona göre az. Bizce rakam normal, iyi. Günlerdir herkesin gözü kulağı o rakamdaydı. Asgari ücrette %50'lik artış açıklandı. Gözler işçi kesimine çevrildi. İnşallah diğer şeylere zam gelmezse iyi. Ya pek de sevinmedim. 4.200 de normal. Buna şükürler olsun. 4.253 liraya çıkan asgari ücreti yeterli bulan da oldu. Enflasyona işaret edip yetmez diyendi. Kira veriyorsa, gaz veriyorsa, elektrik veriyorsa nasıl geçinecek? Gönül ister ki 5 milyar olsun, 10 milyar olsun da devletin de bütçesi belli. Bunu da biliyoruz. Bunun da farkındayız. Enflasyona göre 5.000'in altına düşmemesi lazım. Yeni asgari ücretin işverene olan maliyeti de arttı ama vergi indirimleri yüzlerini güldürdü. İşçinin aklına ise işimden olur muyum sorusu da geldi. Vergileri azalttılar sanırım bizim için. Bizim için iyi ya. Hem işçilerimiz yararlanacak hem biz yararlanacağız. Çok güzel oldu yani. Bizim için kötü. Ben de yarın bir gün bu dükkanı kapatıp 25 tane çalışanım var. Ben de güzel bir firmada çalışırım. Haftaya işsiz kalacağız. Yapacak bir şey yok yani. Yeni yılın yeni asgari ücreti heyecan yaratırken beklenti yeni asgari ücretle birlikte yeni zamların gelmemesi. Şimdilik yeter de yılbaşından sonra bakacağız artık. Yılbaşından sonra ne olur kestiremiyoruz daha. Alım gücü olmadıktan sonra 4.200 değil 5.200 de olsa önemi yok. Yeni asgari ücretle Merkez Bankası'nın faiz kararına muhalefet cephesinden de ilk değerlendirmeler geldi. Kemal Kılıçdaroğlu ile Temel Karamollaoğlu birlikte kameraların karşısına geçerek Meral Akşener mesajını kilisten verdi. Eğer yılbaşını alır ve dolar kurundaki yükselmeyi görürsek 5.760 lira olması lazım. 4.250 lirayı da tabii yadırgamıyoruz. Bütün mesele
bu enflasyonu kontrol edilip edilmemesinde yatıyor. Asgari ücret artışını değerlendirdi. TÜİK ziyaretimin etkisi görüldü dedi. Kemal Kılıçdaroğlu Saadet Partisi lideriyle birlikte kamera karşısındaydı. Türk lirası pul oldu. Önümüzdeki yaz bir gıda kriziyle Türkiye karşı karşıya kalırsa hiç kimsenin şaşırmaması lazım. Fena bir rakam değil. Ama o zaman vatandaş geçinemiyorsa 4250 değil 5250 olmasında farkı olmaz. Muhalefetin kurmayları mecliste ekonomiyi değerlendirmek için toplanırken Temel Karamollaoğlu'nu ziyaret etti CHP lideri. Merkez Bankası'nın faiz kararını yorumladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Türk lirasını yedirmeyeceğiz açıklamasına sözü getirdi. Dolar kaç lira oldu? Türk lirası eriyor. Nasıl yedirmiyoruz? Nasıl oluyor bu işler? İYİ Parti lideri Meral Akşener ise Osmaniye ve Kilis'te yurt gezisindeydi. Emekli aylıklarının da asgari ücretin altında kalmaması gerektiğini söyledi. 4000 lira artı 550 lira da işverene kaynak desteği önermiştik. Demek ki muhalefete kulak vermek herkesin işine yararmış. İnecek mi, çıkacak mı, sabit mi kalacak? Günlerdir merakla bekleniyordu. Merkez Bankası faiz kararını açıkladı. Politika faizinde bir kez daha 100 bas puan indirime gitti. Piyasalarda dalgalanma sürerken merakla beklenen kararı açıkladı Merkez Bankası. Politika faizini %15'ten 14'e indirdi. Eylül ayından bu yana peş peşe 4. indirimle faiz oranı toplam 400 bas puan gerilemiş oldu. Bizim paramız bellidir. O da Türk lirasıdır. Ve biz Türk liramızı yedirmeyeceğiz. Para Politikası Kurulu yılın son toplantısı için bir aradaydı. Hemen öncesinde Hazine ve Maliye Bakanlığı'nda Cumhurbaşkanı kararıyla kritik atamalar yapıldı. Bakan yardımcıları Şakir Ercan Gül'le Mehmet Hamdi Yıldırım görevden alınırken yerlerine Mahmut Gürcan'la Yunus Eli Taş atandı. Alınan kararların etkilerinin 2022 yılının ilk çeyreğinde yakından takip edileceğini vurguladı Merkez Bankası. Enflasyonda %5 hedefine ulaşılıncaya kadar elindeki tüm araçları kararlılıkla kullanmaya devam edeceğini belirtirken, açıklamalar faiz indiriminin sona erebileceği şeklinde yorumlandı. Merkez Bankası döviz rezervinin 1 milyar 135 milyon azalarak 122 milyar 891 milyon dolara gerilediği açıklanırken dikkat çeken bir açıklama da Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'ndan geldi. Çekilen kredilerle amaca aykırı şekilde döviz alımı yapıldığının tespiti halinde idari işlem yapılacağı belirtildi. Ülkemizin ve milletimizin geleceğini ne faiz ve kur spekülatörleri ne de bir avuç açgözlü muhteris belirleyebilir. Bu ülkenin geleceğini 84 milyon hep birlikte biz belirleyeceğiz. Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan da Türkiye Ekonomi Modeli başlıklı açıklama geldi. Üretim odaklı, ihracatı önceleyen model uygulanırken para ve maliye politikalarının eşgüdümüyle tüm araçların etkin bir şekilde kullanılacağı vurgulandı. Peki Merkez Bankası'nın faiz kararı piyasayı nasıl etkiledi? Dolar, euro ve altın gün içinde nasıl bir seyir izledi? Uzmanların bundan sonrası için önerilerini izliyoruz şimdi. Dolar 15-70 seviyelerini test etti. Her şey çok pahalı. İnanın bakın geldik boşa gidiyoruz. Vatandaş da dolara hücum ediyor. Arabasını satan, evini satan dolar alıyor. Herkes gibi ben de bakıyorum nedir, ne değildir. Merkez Bankası faiz kararını açıklayınca kapalı çarşıda yine hareketlilik başladı. Faiz oranı %15'ten %14'e düştü. Peki bu piyasaları nasıl etkileyecek? Çıkan karar sürpriz olmadı. Beklenti gerçekleşti. İşte altın ve para piyasalarında son durum. Şimdi hükümetin yapmak istediği bir politika var. Onu uyguluyor. 100 bas puan indirdi. Fed'in sabit bırakmasını göz önüne almadı. Zaten piyasalar beklentiyi satın aldı açıkçası. Bundan sonra faiz indirme yönünde bir hamle olması çok büyük sürpriz olur. Bu da olumludur. Piyasalar henüz oturmadığı için bakın alışla satış arasında makas açık.
Alışı doların 14.80, satışı 16 lira bu panoda şu anda. Merkez Bankası eğer bunun önüne bu akşam herhangi bir müdahale falan yapmazsa yarın 16.5-17 rakamları görebilir. Bakın bu panoda da fiyat daha farklı, makas daha dar. Doların alışı 15.45, satışı 15.65. 15 lira kapanışlar yapması halinde 17 seviyeleri de sürpriz olmaz. Bugün akşamdan aldığını sabah alamıyoruz. Bazı döviz bürolarında yine yoğunluk var. Bakın kuyruk oluşuyor. Turistler gelip para bozdurabiliyor. Ben bozduracağım paramı. Ben alışverişimi yapıp gideceğim. Vatandaşım ne olacak? Almanya'da yaşıyorum. Burada gel gör ki euro olmuş 16-17. Paramızı bozduruyoruz. Burada yaşayan halkım için çok kötü abla. Dolar yükselince altın da yine rekor üstüne rekor kırdı. Gram altını 900 lira seviyelerine test etti. Çeyrek altın 1500 lira seviyelerine dayandı. Şu anda saat 15. Altında anlık son durum şöyle. Gram altın 895 lira, çeyrek altın 1448 lira, yarım altın 2904 lira ve tam altın 5768 lira. Yatırımını dolar değil de altından yöne kullanması daha faydalı olur. Bütçe mesaisinde sona yaklaşıldı ama Meclis Genel Kurulu'nda tartışma, gerilim yine eksik olmadı değerli izleyenler. Başlıklar değişse de tartışmanın tarafları yine iktidar partisinin ve muhalefetin milletvekilleriydi. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni bağımsız bir şekilde kurduysak, şimdi de Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde ekonomik bağımsızlık savaşımızı veriyoruz. Bağırdığınız zaman söylediğiniz söz doğru olmuyor. Haziran 2023'te Cumhur İttifakı'nın zaferiyle boynun ölçüsünü alacaklar Allah'ın izniyle. Haklı olmak için gerçekleri söylemeniz gerekiyor. AK Partili Akbaşoğlu grubu adına konuştu. CHP ve İyi Partili grup başkan vekilleri aralarındaki anlaşmayı hatırlattı. Mecliste bu kez de söz sırası tartışması yaşandı. Bu normal bir durum zaten. Hayır, her zaman var. Sayın grup başkan vekilleri, bunun üzerine tartışmaya gerek bakın, yok. Bozun mutabakatı, ne yapayım ben? Bu grubun bir tercihidir. İsteyen grup konuşmacılarında bize iş. Efendim bize. Efendim burada. Böyle hayır, yok efendim, ittifakla alakası yok. Her maddede kimin konuşacağına ilişkin listeyi ben istedim ve bana getirdiler. Bütçe maratonunda sona yaklaşılırken tansiyon bir an olsun düşmedi. Sayın Ağbaba, Akbaşoğlu dediniz. Akbaşoğlu dediniz. Hakkınız kalmasın. Ben de size Sayın Ağbaba şunu söyleyeyim. Biz size değil, sizin ağababalarınıza cevap veriyoruz. Benim ağababalarım Kuvayi Milliyeciler. Benim ağababalarım Atatürk. Ekonomi üzerinden de mecliste söz düellosu yaşandı. Palaskalarımızı dizlerimize bağlarız. Bu ülkeyi kimseye, hiçbir emperyaliste ve emperyalistin uşaklarına asla bırakmayız. Recep Tayyip Erdoğan'a güvenip 3 çocuk yapanlar şimdi yolda kaldı. Muhalefet tarafından da alkışlanmak hakikaten güzel bir duygu. Sahte içki kabusu ne yazık ki can almaya devam ediyor değerli izleyenler. Ülke çapında hayatını kaybedenlerin sayısı 30'a yaklaştı. Esnaf ekibimize sahte içkiyi anlamanın en kolay yolunu, uzmanlar da erken müdahalenin önemini anlattı. Sahte içki ölümleri çok arttı. Endişeleniyor musunuz? Aslında evet. Bir de yılbaşını asla korkuyla geçirmek istemiyorum. Normal bandrollü aldığımız tekerlerde bile bunlar sızmış durumda artık. O kare kodu okuttuğunuzda o içkinin nerede, ne zaman, kim tarafından üretildiğini görürsünüz. Yani her şeyin sahtesine karşıyız. Ki Türkiye'nin dört bir yanından sahte içki nedeniyle ölüm haberleri geliyor. Manzara vahim çünkü son bir haftada yaklaşık 30 kişi sahte içki nedeniyle hayatını kaybetti. Ben kullanmıyorum ama çevremdekiler tabii ki kullanıyor. Bir de şey diyorum. Toksik bir madde haline gelmekte, göz sinirlerini harap etmekte ve sonu solunum problemiyle ölüme sebep olmakta. Önümüz yıl
yılbaşı olduğu için satışların daha da artması bekleniyor. Genelde de zehir tacirleri her yılbaşı öncesinde seri üretime geçiyor. Yani tehlikenin alanı büyük, her yerde sahte içki kabusu karşımıza çıkabilir. Yılbaşı aylarında daha da artıyor. Fiyatlar düştüğü sürece insanlar buna başvurmaz diye düşünüyorum. Peki sahte içki nasıl anlaşılır? Güvenli bir içki satın alabilmek için nelere dikkat etmeliyiz? Cihangir'de 41 yıllık esnaf Esat Ayhan dikkat edilmesi gerekenleri sıraladı. Bilinir markalar alsınlar, kurumsal dükkanlardan alsınlar, ucuz mala asla güvenmesinler. Devletin, kurumunun basmış olduğu etiket net, parlak okunabilirdir. Sahtekarların bastığı fotokopi, güvenmediğiniz bir yerden içki alırken telefonunuza indireceğiniz bir uygulamayla o kare kodu okuttuğunuzda o içkinin nerede, ne zaman, kim tarafından üretildiğini görürsünüz. Sahte alkol ölümlerinin önüne geçebilmek için erken müdahale de çok önemli. Toksik etkilerinin tam olarak ortaya çıkması bir 10 saati bulmakta. Bir şansımız erken müdahaleyle çok daha fazla. Beyaz Perde'nin Süpermeni Salı gecesi İstanbul Kadıköy'deydi. Uçmaya kalktı ama havalanamadı. Yere kapaklandı. İşte son süper kahramanın masalar arasındaki maceraları. İnsan olmak yetmez, yetmiyor zaten. Süpermen, Süpermen olmak lazım bazen. Sen Süpermensin, ne yaparsın? Alacaksın birini, uçacaksın, gideceksin. O da öyle yapmak istedi, uçup gidecekti. Ama Kadıköy'ün Süpermeni havada değil, yerde gezebildi. Gerçekten Süpermen olduğunu düşündü. Geçtiğimiz salı gecesiydi. Bir adam Kadıköy'de sıradan bir geceyi değiştirdi. Çırpınır, çırpınır da uçamaz. Gece saatleriydi. Gençler işte bu masalarda oturmuş arkadaşlarıyla birlikte sohbet edip bir şeyler içiyordu. Başta her şey çok normaldi. Biz normal işimizi yapıyorduk. Sonra sokağın başından bir adam koşarak geldi, masaların üstüne atladı. Kimse ne olduğunu anlamadı. Masaların üstüne atlayan o adamsa ben Süpermen'im diye bağırmaya başladı. Arkadaş birden Süpermen'i deyip masanın üstünden atladı. Biz de ne olduğunu şaşırdık. Ne olduğunu anlayamadık. Masadakiler de onunla birlikte yere kapaklandı. Herkes şaşkındı. Korku dolu gözlerle onu seyre daldılar. O Süpermen gibi uçtuğunu iddia ediyordu ama masaların üstüne atladıktan sonra yere düştü. Bu kez de yerde sürünmeye başladı. Çırpınır, çırpınır da uçamaz. Yere düştükten sonra tekrar atladı. Mekan çalışanları müdahale etmek istedi ama izin vermedi. Ondan sonra kaçarak uzaklaşıyor. Karşının Süpermeni iddiaya göre sadece alkolü fazla kaçırdığı için uçma macerasına girişmişti. Geceleri bazen dost kaçınca böyle olaylar oluyor. Ucuz olsun diye ikinci elden aldığı buzdolabı bozulunca internetten tamirci çağırdı ve bir şok daha yaşadı. Çünkü gelen servis elemanı değil, dolandırıcıydı. Yani anlayacağınız, hem buzdolabı tamir edilemedi hem de 2000 lirasından oldu. Bu motor kırık, bozuk. Dolap aldık, bozuk çıktı. Tamirci geldi, dolandırdı. Aldığı buzdolabı arızalandı. Tamire gelen servis görevlisi de dolandırıcı çıktı. Çift de şok yaşadı. Hem maddi hem manevi duygularımızla oynadı. Nasıl bir ülkede yaşıyoruz bilmiyorum, kime güveneceğiz. Sancaktepe'de yaşayan Selda İngin sürekli arızalanan buzdolabını değiştirdi. Bu ikinci, üçüncü yani. İkinci el aldık durumumuz yetmedikçe. Gerçekten buraya geldi. Selda İlgin buzdolabı arızalanınca uygun fiyata olsun diye bir spotçudan bu buzdolabını aldı. Spotçular dolabı eve getirdi ancak bu dolap da arızalı çıktı. Buraya bıraktılar, gittiler, ben fişe taktım. Hiç çalışmadı, her şeyimiz bozuldu. Bu motor kırık, bozuk, burada pervazı yok, soğutmuyor, buralar paz. Selda Ilgın'ın komşusu onun için internete girdi ve internet üzerinden bir tamirci buldu. O tamirci kısa sürede eve geldi ancak amacı çok farklıydı. Adam bu işleri yapıyormuş, ücret talep etmiyormuş. Tamirci olduğunu söyledi. Ama tamirci değil, dolandırıcıydı. Annemden bir miktar para almış bunun. Arkasında motoru yok, pervazı yok diye toplamı 2000 liraya patladı. Hem spotçudan aldıkları buzdolabı arızalı çıktı, hem de arızasını gidermek için internetten buldukları tamirci de dolandırıcı çıktı. Çaresiz kadın soluğu karakolda aldı. Hayırsever değilmiş, dolandırıcıymış. Yani insanlar böyle şeylere inanmasın. İstanbul Avcılar'da bir sokağa gidiyoruz şimdi. Günlerdir süren elektrik arızası yüzünden o sokağın sakinleri perişan, değerli izleyenler. Kara kış soğuğuna yorgan battaniyeyle direnmeye çalışıyorlar. Evler karanlıkta, çoluk çocuk mum ışığında oturuyorlar.
Çok mağdur olduk. Çocuğa kat kat giydirdim de çocuk hasta mesela şu an. Arıyoruz, arıza var diyorlar. Battaniyeyle oturduk yani. Hem karanlıkta hem de aralık ayazında soğukta kaldılar. Günlerdir süren elektrik kesintileri onlarca aileyi perişan etti. Aradığımızda işte bakım var, tamir var, gelecek, yapacağız, edeceğiz o şekilde. Düzelmesi lazım ya, kaçıncı yüzyılda yaşıyoruz biz? Avcılar Gümüşpala Mahallesi Şair Nedim Sokak'ta yaklaşık 20 tane bina var ve bu 20 binanın 20'si de 3 gündür elektrik kesintisi yaşıyor. Bu 3 gün bize zor geçti. Çok üşüdük. Sabaha kadar gelmiyor elektrik. Çok mağdur olduk. Bir de bebek 2 yaşında. Ne ısınabiliyoruz? Sanki sokakta yaşıyoruz gibi. Yorgan bataniye herkes evinde yatıyor. İstanbul'da şu an hava 6 derece, oldukça soğuk. Akşamları daha da soğuk oluyor. Mahalleli karanlıkta ve soğukta çocuklarıyla birlikte ısınmaya çalışıyorlar. Ailesi olan insanlar var, çocuklar falan var. Bebekli aileler artık sokağa döküldüler. Düşündüm acaba bu bebek yine nasıl olacak? Acaba bir otele mi gitsek, kalsak? Hani elektrikler gelene kadar. Sadece elektrik istiyoruz yani. Kimsesizdi. Kimsesizler mezarlığına defnedilecektir. Cenazesi yanlışlıkla bir aileye verildi. Gerçek sonradan ortaya çıksa da aile ona sahip çıktı. Sadece romanlarda, filmlerde olacak türden bir şey yaptı. Allahu Ekber. Bizi aradılar. Biz de kardeşimizi almaya gittik morgdan. Doğru teşhis koyup yanlış meftayı vermişler. Hiç tanımadıkları kimsesiz cenazeye sahip çıktılar. Aile kabristanında ona yer açtılar. Mezar taşına bile soyadlarını yazdılar. Biz bu kimsesiz olan kişiyi sahiplendik, defnettik, kardeşimiz bildik. Antalya'da yaşayan 41 yaşındaki Ümit Atakaya geçtiğimiz hafta boğularak hayatını kaybetmişti. Ailesi cenazeyi teşhis etti. Defin işlemi memleketleri Afyonkarahisar'da gerçekleşecekti. Sıra cenazeyi yıkama işlemindeydi ama ortada akıl almaz bir hata vardı. Eniştemle ablama verilen mefta ne yazık ki yanlış mefta. Aile üyeleri adli tıp kurumunu aradıklarında kimsesiz birinin cenazesi yanlışlıkla size verildi denildi. İsterlerse gömebilecekleri söylendi. Gerçek kardeşimize yapacağımız her şeyi, bu da bizim bir kardeşimiz oldu, buna da yapacağız inşallah. Aile bir süre sonra kendi cenazelerini aldı ama kimsesiz cenazeyi de ortada bırakmadı. Bize yanlışlıkla verilen cenazeyi köyümüze defnettik. Yanına da şimdi kardeşimizi defnedeceğiz. Sahip çıktık o kimsesize. Yani ona da bir mezar yaptık. Cenaze namazı Ademoğlu Atakaya adıyla kılındı. Sonra da yaşarken tanımadığı ailenin mezarlığına defnedildi. Döviz kurunda yaşanan hareketlilik haliyle çarşı pazara da zam olarak yansıyor değerli izleyenler. Ancak aynı ürünlerin farklı marketlerde farklı fiyatlara satılması iddiaları da gündemde. Show Haber ekibi bugün zincir marketlere girdi. Sizin için fiyat araştırması yaptı. İşte ayrıntılar. Gözümün önünde gerçekleşti. Gözümün önünde tıraş köpüğüne 10 lira zam geldi. Marketlerde etiket mesaisi hiç bitmiyor. Nedeni ise kurdaki hareketlilik ve ona bağlı zamlar. Yine gözümüzün önünde bebek mamasına da 25 lira zam geldi. Show Haber zincir marketlere girdi. Marketler arasındaki fiyat farkı dudak uçuklattı. Zincir marketlerdeki fiyat farklılıkları günden güne artıyor. Zincir market çalışanları neredeyse her gün fiyat etiketlerini değiştiriyor. Şimdi artık bir mesaide etiket değiştirme mi oldu? Sorma abi var mı? Buna 2 lira gelmiş. Yani sizin anlayacağınız zincir marketin adı değiştikçe fiyatlar da değişiyor. Kaç günde bir etiket değiştiriyorsunuz? Her gün değiştiriyoruz. Ürünler aynı, fiyatlar farklı. Show Haber bugün o farkı ortaya çıkardı. Elimde 16'lı bir tuvalet kağıdı var. Buradaki fiyatı 40 lira. Bu ürün bu markette 66 lira. Aynı ürün, aynı marka, 3 farklı market, 3 farklı fiyat. Bu markette ise fiyatı tam 88 lira. Marketler değiştikçe fiyatlar da değişti. Ürünler aynı, fiyatlar farklı. Şu anda elimde 1 kiloluk bir beyaz peynir var ve fiyatı tam 60 lira. Bir önceki markette 60 lira olan bu beyaz peynir bu markette tam 76 lira. Aynı ürün, aynı gramaj, 2 ayrı market, 2 ayrı fiyat. Aynı manzara son günlerde tek tek satılan ayçiçek yağında da vardı. Elimde 2 litrelik bir ayçiçek yağı var. Bu marketteki fiyatı 74.90. Aynı yağın bu marketteki fiyatı ise 56.95 lira. İki market arasındaki fiyat farkı 17.95 lira. Buna 2 lira gelmiş.
Uzman çavuş İbrahim Yüzer, Irak'ın kuzeyinde el yapımı patlayıcının infilak etmesiyle bir kolunu ve bir bacağını kaybetmişti. O zorlu günlerinde de aylar sonra protez bacakla ilk adımlarını attığı bugün de yalnız değildi. Yanı başında eski nişanlısı, yeni eşi vardı. Protez takıldı ama ben asla eski hayallerimden vazgeçmedim. İnsanı hayata bağlayan birinin olması lazım bu hayatta. Gözlerinin içine bakan eşi onu hayata bağladı. Protez bacağıyla yeniden yürüyen Gazi yeni bir sayfa açtı. Yani benim için hayat bitmedi. Benim için ben yeniden doğdum diyebilirim. Ben İbrahim'e baktığımda onunla gurur duyuyorum. 27 yaşındaki uzman çavuş İbrahim Yüzer, Irak'ın kuzeyindeki Pençe Şimşek operasyonunda görevliydi. El yapımı patlayıcının infilak etmesiyle sağ kolunu ve sağ bacağını kaybetti. Allah bize Gazi nasip etti. Diğer hayalim düğün yapmakta ama nasip Gata'da oldu. 2 yıllık nişanlısıyla geçen Temmuz'da Gata'da evlenen Gazi Uzman Çavuş bugün protez bacağıyla aylar sonra ilk adımlarını attı. Gözünün içine baktım, o ışığı tekrardan gördüm. El ele yine bir yürüyüş yaptık eskisi gibi. Eşimle sürekli daima yan yana, her şeyin her zorluğun üstesinden geleceğimi inanıyorum. Tıpkı zor zamanlarında olduğu gibi o mutlu gününde de yanında eşi Funda Yüzer vardı. Protez yürüyüşlerimiz var. Beraber spor salonuna geçiyoruz. Benim için hayat daha yeni başlıyor. Ufak tefek kusurları var diye aldığı ikinci el aracını satacaktı ki aslında otomobil değil, yürüyen hurda aldı ortaya çıktı. Önce şaşkınlıktan donup kaldı, sonra hakkını aramak için harekete geçti. Aracın komplesinin beyazdan çevrildiğini gördük. Aracın eski rengi beyaz. Arabanın çerç olduğu çıktı ortaya. Sorunsuz bir araç aldığını sandı. Akıl almaz gerçek satmaya kalkınca ortaya çıktı. Aldığı otomobil aslında hurdaydı. Yani arabanın ruhsatıyla kendi şase numaraları birbirine tutmuyor. Kontrollerimizde aracın zaten. İstanbul'da yaşayan Sedat Talas 1,5 yıl önce internet ilanıyla ikinci el bir araç satın aldı. Sadece bana arabanın çiziklerden dolayı boya olduğunu söyledi. Ben de bunları kabul ederekten bu arabayı o günün şartlarında aldım. 20 ay sonra satmaya karar verdi. Aracı ekspertize soktu. Aracın şase numarasının çakılmış olduğu bir kütük vardır. Burada da işlem olduğunu gördük. Yani otomobil göründüğü gibi değildi. Burada birkaç araç birleştirilerek yapılmıştı. Bu şaseyle ruhsatın birbirine tutmadığını, bu arabanın çelç olduğunu söylediler bana. Şaşırdım. Raporun ayrıntıları şaşkınlığını daha da arttırdı. Aracın beyin testine soktuğumuz zaman bilgisayarda 2013 yılında 25.929 lira ağır hasarlı görünüyor. Dolandırıldığını anlayan Talas harekete geçti. Sosyal medya etkisi flörtlere de yansıdı değerli izleyenler. Kadınların %75'i, erkeklerin ise %51'inin ilk buluşma öncesi karşı tarafın sosyal medya hesaplarını incelediği ortaya çıktı. Gigante. Birbirinizin sosyal medyasını kontrol ettiniz mi buluşmadan önce? Evet. Baktım. Siz baktınız mı hanımefendinin sosyal medyasına? Evet, ben bakıp da aslında istek attım ama. Gigante. Bir insanı en iyi tanıman şu an sosyal medyada. Her şeyini sosyal medyada paylaşıyor zaten. İşte bu yüzden flört aşamasında da sosyal medya önemli bir kriter haline geldi. Öyle ki ilk buluşmadan önce her 4 kadından 3'ü, erkeklerin de yarısı buluşacağı kişinin sosyal medya hesabını inceliyor. %80'ini öğrenip gidiyoruz neredeyse hayatında ne olduğunu ne bittiğini. Karakter analizi yapabiliyor musunuz? Yani tabii ki orada yapıyoruz zaten önce. Demin sosyal medyadan biriyle tanıştık, oturduk şurada, aynı hiç zerre benzemiyor, kaçtım hemen gidiyorum eve gidiyorum hemen. Sosyal medya hayatımıza öyle bir girdi ki artık ilişkiler bile orada başlıyor. Çünkü yapılan bir araştırmaya göre kadınların %75'i ilk buluşmadan önce karşı tarafın sosyal medya hesabını adeta didik didik ediyor. Merak ediyorsun çünkü. O kişiyi daha önceden tanımak için bir şekilde fikrim olsun diye. Ön deneyim gibi bir şey. Kadınlar biraz daha detaycı olduğu için olabilir. Flört aşamasından önce erkekler de karşı tarafın sosyal medya hesaplarını mercek altına alıyor. Ancak kadınlara göre oran daha az. Çünkü erkeklerin sadece %51'i karşı tarafın sosyal medya hesabını inceleme altına alıyor. Kendi kriterlerime göre seçtiğim için çok önem vermem aslında. Gigante. Geçmişine bir bakarım, ne yapmış ne etmiş, erkeklerle arası nasıl.
Sonuçlar İngiltere'deki bir araştırmayla ortaya çıktı. Sosyal medya buluşma öncesinde fikir sahibi olmak için kaynak haline gelirken sosyal medya hesabı olmayanlarsa flört için daha çok tercih ediliyor. Çünkü onlar karşı cinse daha gizemli geliyor. Biz daha çok hani insanoğlu dışarıya bakmayı severiz. Ben de aslında o yüzden kapattım. Bir inanç ve azim hikayesiyle devam ediyoruz şimdi. 15 yaşındaki Esma Demir, Samsun'daki köyünde tarla sürüp hayvanlara bakarken bilek güreşine merak sardı. Yükü ağır olsa da yaparım dedi ve dünya şampiyonasında ülkemize üçüncülük getirdi. Bükemeyeceğim bilek yok, Allah'a şükürler olsun de. Ayakkabılara mana bulma. Sağ kol dünya üçüncüsü oldum. Çok mutluydum çünkü yani üçüncü olmak da güzel bir şey. Odun kırıp tarla sürdü, çobanlık yaptı. Bunları yaparken bir de ülkemize dünya üçüncülüğü getirdi. Bayrağımızı Avrupalarda dalgalandırdı. Onurumuz oldu. Böyle bir evladım olduğu için mutluyum. Samsun'un Başalan köyünde yaşayan 15 yaşındaki lise öğrencisi Esma Demir 2 yıl önce bilek güreşine merak sardı. Yunus Emre hocamın sayesinde başladım. Ailem de destek oldu. Yükü ağırdı. Köyde onu bekleyen işler vardı ama ne pes etti ne de hayalinden vazgeçti. Her fırsatta müsabakalara hazırlandı. Samsun'da ilde birinci oldum. Sonra bölge Karabük'te birinci oldum. Sonra da 2 ay önce Türkiye'de şampiyon oldum. Milli takıma seçildim. Sonunda emeklerinin karşılığını aldı. Romanya'da düzenlenen 15 yaş altı dünya şampiyonasında üçüncü oldu. Hem ailesini hem de Türkiye'yi gururlandırdı. Vallahi çok güzel mutluluk duydum. Heyecandan hasta olacağım diye korktum. Değerli izleyicilerimiz, bugün de bültenimizin sonuna geldik. Yarın biz yine aynı saatte gelişmeleri aktarmak üzere karşınızda olmayı umuyoruz. Ve her zaman söylediğimiz gibi güzel bir akşamınız olsun. Hoşçakalın.